Merhaba arkadaşlar. Ben öğretim görevlisi Alperen Timuçin Sönmez. Girişimcilik bir dersimizin birinci haftasıyla birlikteyiz. Girişimcilik ile ilgili konulara geçmeden önce girişimcinin evi olan işletme ve temel kavramları üzerinde durmakta fayda vardır. Bu dersimizde işletmecilik ile ilgili temel kavramlar ve işletme kavramının tanımı üzerinde duracağız. İşletmecilik ile ilgili temel kavramlar ve işletmelerin ekonomik sistem içindeki yerinin bilinmesi işletmeciliğin temel mantığı, amaç ve işleyişinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede dersimizde öncelikle ihtiyaç, üretim ve girişimcilik kavramlarını ele alacağız. İhtiyaç, insanın fizyolojik ve psikolojik yapısına uygun olarak ortaya çıkan, giderildiğinde haz ve mutluluk, giderilmediğinde ise acı ve sıkıntı yaşatan duygular olarak tanımlanabilmektedir. İhtiyaçların temel özellikleri şöyledir. İhtiyaçlar birbirinin rakibidir. İhtiyaçların şiddet dereceleri birbirinden farklıdır. İhtiyaç önceliğine göre yapılan sınıflandırmaya göre ihtiyaçlar ikiye ayrılmaktadır. İhtiyaçlar süreklidir. İhtiyaçlar tatmin edildikçe doyuma ulaşmakta, şiddet derecesi azalmaktadır. Ancak doyurulan ihtiyaç bir süre sonra tekrar ortaya çıkacaktır. Birincil ihtiyaçlar. Motivasyon güdüsü çok yüksek olan birincil ihtiyaçlar, giderilmesi zorunlu olduğu için zorunlu ihtiyaçlar olarak da adlandırılmaktadır. Yemek, içmek, uyumak, barınmak gibi ihtiyaçlar örnek olarak verilebilmektedir. İkincil ihtiyaçlar. Toplum içinde yaşamanın beraberinde getirdiği fizyolojik ihtiyaçlar dışındaki ihtiyaçlardır ve fizyolojik ihtiyaçlar giderilmediği sürece öncelik elde etmemektedir. Bu yüzden zorunlu olmayan ihtiyaçlar olarak da adlandırılmaktadır. Hayatın devamı ile ilgili olmasalar da giderilmediklerinde psikolojik ve davranışsal sorunlara yol açabilmektedirler. Beğenilme, sevme, sevinme, başarı gibi ihtiyaçlar örnek gösterilebilmektedir. Üretim, iktisadi yani ekonomik değeri olan ürünlerin miktarını ve faydasını arttırmak veya yararlı hizmetler sunmak, üretim olarak adlandırılmaktadır. İşletmeler, üretim faaliyetleriyle tüketicilere dört farklı fayda sağlamaktadır. Şekil biçim faydası, yer faydası, zaman faydası ve mülkiyet faydası. Üretim faktörleri, üretimin gerçekleşebilmesi için mutlaka bir arada olması gereken unsurlardır. Üretim faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Emek, sermaye, doğal kaynak, müteşebbis ve teknoloji. Girişimci, kar elde etmek amacıyla ekonomik mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini düzenli bir biçimde bir araya getirip, girişim sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri üstlenen kişidir. Girişimcinin üstlendiği işlevler ise şu şekilde sıralanabilmektedir. Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek, risk almak, temel işletme politikalarını belirlemek, üretim için ham madde kaynakları bulmak, yeni üretim yöntemlerini takip etmek ve yeni pazarlar bulmak, optimum üretim kapasitesi için yöntem ve teknikler araştırmak. Yakın anlamda kullanılsalar da işletmecilik bilimi için girişimcilik ve yöneticilik farklı kavramlardır. Temel farkları şu şekilde sıralamak mümkündür. Girişimci, işletme faaliyetlerinden doğabilecek zarar riskini üstlenir, yöneticinin üstlendiği böyle bir risk yoktur. Girişimciler, kendi adına faaliyet göstermektedir. Ancak yöneticiler başkaları adına yani girişimci adına iş yapmaktadır. Girişimciler işletmelerde yönetici rolü de üstlenebilmektedir. Ancak yöneticiler aynı zamanda girişimci olamamaktadır. Girişimci faaliyetleri sonucunda kar sağlamayı amaçlamaktadır. Yöneticinin ise yönetimi altındaki faaliyetleri sonucu elde ettiği getiri ücrettir. Sözlük anlamı bakımından işletme kavramının eylem, yöntem, biçim, mekan gibi yönleriyle ele alındığını görmekteyiz. İşlemek kişi, tarım, sanayi, ticaret, bankacılık ve benzeri iş alanlarında kar amacıyla bir sermaye yatırarak kurulan kurum, bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi ve iş yeri tanımları bunlara örnektir. İşletmecilik yazındaki tanımlara bakıldığında ise yine farklı yönleriyle yapılmış birçok işletme tanımıyla karşılaşılmaktadır. Türkiye'de işletmecilik biliminin eğitiminin kurucularından olan 1936'da ilk işletmecilik eğitiminin başlatılmasında büyük katkıları olan ve çeviri eserleriyle birinci nesil işletmecilerin yetiştirilmesini sağlayan Alfred Isaac ve onun tanımı çerçevesinde ilk nesil işletmeci bilim insanlarının yaptığı işletme tanımları şöyledir. Alfred Isaac'e göre üretim faaliyetlerinde bulunan ve ihtiyaçların tatminine doğrudan veya dolaylı olarak katılan her iktisadi birime işletme denir. Cumhur Ferman'a göre, başlıca görevi insan ihtiyaçlarını tatmine elverişli, iktisadi mal ve hizmetleri üretmek olan ekonomik, teknik ve hukuki birimdir. Mehmet Oluç'a göre, insanların ihtiyaçlarını doğrudan veya dolayısıyla karşılamak amacıyla işleyen ve işletilen her türlü iktisadi birimdir. Kemal göre üretim araçlarının uyumlu bir biçimde birleşmesinden meydana gelen bir birimdir. Tamer Koçel'e göre ise insan ihtiyaçlarını direkt veya en direkt olarak karşılamak üzere üretim faktörlerini birleştirerek mal veya hizmet üreten birimlerdir. Türkiye'de işletme biliminin kurucuları sayılan bilim insanlarının yaptıkları bu tanımlara bakıldığında işletme kavramının teknik, hukuki, Yönetim gibi farklı yönlerinin ön plana çıkarıldığını görmekteyiz. Fakat tanımlar bir takım ortak noktaları da içermektedir. Bunlar başkalarının ihtiyaçlarını karşılama amacı taşımak, ekonomik mal ve hizmet üretmek, üretim faaliyetlerinde bulunmak için üretim faktörlerini bir araya getirmek, kar elde etme amacı taşımak ve iktisadi bir birim olmak. Bu açıdan işletmeyi şöyle tanımlayabiliriz. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayarak kar elde etmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek üretim faaliyetlerinde bulunan iktisadi birimlere işletme denir. Girişimcilik bir dersimizin birinci haftasını tamamladık. Bu kapsamda işletmecilik ile ilgili temel kavramlar ve işletme kavramının tanıma konularını ele aldık. Burada özet olarak verdiğimiz bilgileri dersimiz içerisinde daha detaylı da ele alacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.